daha yüksek oranlar sadece mahallenizdeki iddia bayisi ve sadece iddia.com'da. Paris Saint-Germain, Real Madrid. Evet. Normalde tabii kura böyle değildi. Kaçıranlar olmuştur. İşte Manchester United'la Villarreal'in eşleştirilmesi, oradan başka bir top girdi çıktı derken kura iptal oldu. Prosedüre uymadığı için yeniden çekildi. Bu hikayede de yanan Real Madrid oldu. Çünkü ilk eşleşmede Benfica ile eşleşmişti. <laughs> İkinci eşleşmede Paris Saint-Germain geldi. Artık yani bu Perez ve UEFA arasındaki gerginlik bayağı bir sıkıntılı yere gidecek. <laughs> yani o var. E, tabii diye şunu söyleyelim. E, keşke bizim ZTK'yı Ziraat Türkiye Kupası eş kurasını çekenlere çektirselerdi. Yani orada hata yapmayan şurada hiç hata yapmazdı. ZTK. Evet. o kadar takım içinde hata yapmayanlar. Belki de Türkiye'de tek iyi, e, iyi yaptıkları iş bu olabilir TFF'nin. Kuralları düzgün çekebilmek yani. E, Sergio Ramos dedi ki, yani ben Paris Saint-Germain'in oyuncusuyum. E, Sağda Paris Saint-Germain için ölmeye hazırım. Hani bizde vardır ya böyle kafa tekmeye kafayı sokarım makayı sokarım. <laughs> Sergio Ramos'tan bu açıklama geldi. Bu anlamda da önemli bir e, eşleşme. Bir tane şey gördüm. E, caps gördüm. Şey yazmışlar. Yabancı bir şeydi. Casemiro Messi'ye foul yapıyor. Bu sırada Ramos ile kavga etmeye geliyor. <laughs> Casemiro şaşkın. Şaşkın değil mi? <laughs> Normalde tam, tam, tersi tam tersi olur. olur. E, tabii Paris Saint-Germain'in defosunu çözen takım ya yani Dar Paris Saint-Germain'in defalorun ortaya çıkan takımlar şeyde var. Fransa'da var. Ancelotti muhtemelen de Paris Saint-Germain'in bundan bir önceki hafta eee Lens'le oynadığı maçı ve diğer türlü de Rennes'in iç sahada hem ilk devre biterken hem de ikinci devre başlarken attığı golle 3 0 mi ne kazanmışlar galiba o maçı. O maçları Ancelotti muhtemelen ezberleyecektir. Ne için? çünkü Ancelotti hakkında Pep Guardiola'yı elerken ki oyun, oyundan sonra çıkan bir pragmatizm odaklı bir yazı vardı. Ee, onu ben daha sonra isteyen arkadaşlara e, ya mesaj yoluyla yollayabilirim. volley'deki profil paylaş. profilde paylaşırım. <laughs> veya da öyle söyleyeyim. Paris Saint-Germain'in en büyük şanssızlığı pragmatik bir adamla karşılaşacak olması. Şimdi e, bunu söyleyelim. Yani ben Sarri bol, Pep bol falan anlamam. Elinizde Vinicius varsa kontratok oynarsınız. Ben Aynen. manyak mıyım diyen bir adamdan bahsediyoruz. Hani Muazzam bir eşleşme olacak ama Mbappé'nin Messi'nin Neymar'ın varlığıyla doğrudan Paris Saint-Germain'i bence favori görmemek gerekiyor bu eşleşmede. Yani şimdi Messi'nin bir kere en çok gol attığı 5 takımdan birisi Real Madrid. Evet. Ee, nasıl onu da konuşacağız? Ronaldo Atletico Madrid'i görünce Messi de Real Madrid'i görünce <laughs> böyle bir deliniyor evet. olanlar. Öyle bir şey var. Ee, ama dediğin gibi Ancelotti faktörü burada devreye girecek ama. Şimdi Ancelotti Atletico Madrid Madrid derbisinde de izledik. Ee, hiçbir şekilde zaten Atletico Madrid iyi değil. Ama hiçbir şekilde oyun atmadı. Oyuna sokmadı. Tıkır tıkır işleyen kontra atakları. ilk çok net bir kontra geçişi. Asensio'yu kullanması. Inter Fenerbahçe maçı David golü benzemeden. Ki ha yani onu söyleyelim. Tam ceza evet. giriş topun gelişine. Ondan sonra ikinci golü. geçişleri çok iyi yapıyor ama karşısında bu sefer yani hem formda bir Paris Saint Germain olacak hem de Avrupa'da bilenmiş bir Paris Saint Germain olacak. Bir de Pochettino da yani şimdi Pochettino da idealist başladı. O da pragmatik çözümleri çok iyi uygulayan bir teknik adam oldu. Açıkçası en iyi eşleşme şu anda bu görünüyor. Pragmatistlerin savaşı diyebiliriz biz buna. Yani ben Paris Saint Germain'i bir adım önde görüyorum. Ama Angelot diye de bir soru işareti bırakıyorum. O dönem tekrar değerlendirmek lazım. Tabii, tabii. Şimdi Nasıl süre gelecek? Ya gelir benzemasız, Vinicius'suz olur ya sakatlık olur, bir şey bunu olur Allah abi. korusun. Tabii. İşin rengi değişti ama ben Paris'i bir adım evet. aldı. Gördüğümü söylüyorum. Ben %50 %50'yim. Peki. Ama Carlo yani hocamı daha çok seviyorum. Ben de 51 49. O ben, da Messi, Neymar, Mbappe yani o kadar olsun. Şimdi ben, oyun saha içinde oyuncularla oynandığı için <laughs> Ancelotti ne yaparsa yapsın abi Mbappe alır 2 dribbling yapar. Neymar iki tane yani bunu biz de acı bir Merkezden şekilde. Merkezden delicilik yapar böyle. Aynen acı bir şekilde tecrübe ettik yani bu oyuncuları. Ben Neymar'ı canlı gözle izlediğim için hmm. çok acayip bir şey. Hele ben izlediğimde daha hala şımarık futbolcuydu. Şimdi olgun futbolcu oldu. Korkarım böyle adamlardan. Diyelim Atletico Madrid, Manchester United. Bir diğer değerli eşleşme. Ralf Rannig hiç Şampiyonlar Ligi'nde hatırlamıyordum. Onu düşündüm. <laughs> hiç hatırlamıyorum Şampiyonlar Ligi'nde. Baktım en son 10 yıl önce Fenerbahçe ile aynı grupta e, izlemişiz. O Fenerbahçe'nin 3-3'lük üç maçında hapyan gol attığı maçta Schalke'nin hocası Ralph Reineck'miş. Ha. Ha. Kevin Kroening'le, Raul'lu. Volkan Demirel'in ıska geçtiği maç. Evet evet. 3-3 sonra bir de 2-0 bitmişti hı hı. maç. O maç o zaman gruptan çıkmışlardı. Sonra e, Inter'e eleyerek 5-2 elemişlerdi. 5-2, 2-0 yanlış hatırlamıyorsam. Yarı finale çıkmıştı. 10 yıl sonra ilk defa o zaman da yarı finalde Manchester United'e elenmişlerdi. Şimdi Manchester United'ın başında tekrar Şampiyonlar Ligi'nde bir üst turda izleyecek, izleyeceğiz Ralf Rani'yi. Şampiyonlar Ligi performansını bilmiyoruz. Yine ilk çekilen kura'da Paris Saint-Germain vardı. Onlar da oradan kurtuldu. <laughs> hani biraz daha e, şey göreceli evet. elinebilecek bir rakibe yani karşı. Şu anki Atletico Madrid biraz Paris Saint-Germain için daha e, iyi bir rakip gibi görünüyor. İyi değil çünkü Atletico Madrid. Bu eşleşme için benim favorim Manchester United. Sen yani Diego Simone'nin mi kodları çözüldü. Ee, yoksa La Liga'daki bütün o ilgi odağı gittikten sonra rakipsizlik diyelim biz buna daha daha çok Diego Simeone'yi geriye mi attı? Ya yani ben onun tam kararını verebilmiş değilim. Bazen çok erken konuşmak da zararlı oluyor benim adıma futbola bakışta. Ama ben bir nebze Diego Simeone'nin kodlarının çözüldüğü taraftayım ve Diego Simeone'nin de bir güncelleme getiremediğini düşünüyorum. Kendi oyunu, Atletico Madrid oyunu. Tam üçlüyü denedi, beşi denedi. Bazen görüyorsun altılı bir savunma attı kuruyor gibi gibi şeyler de vardı ama ee, sanki Emre Belezoğlu'nun dediği çok doğru. Yani elimizdeki bu akıllı telefonlara yılda dört kere güncelleme geliyorsa teknik direktörler de kendilerini belki de ayda bir, iki ayda bir, üç ayda bir güncellemek zorunda zorundalar. Her rakibe karşı güncellemek hem oyuna karşı güncellemek hem de kendine karşı güncellemek. Ee, o noktada biraz bence <laughs> e, kodu çözüldü. Simeone'de birkaç kopuş oldu. Önce Burgos'la yollarını ayırdı ekibinden. Geçen ayda yaklaşık 10-12 yıldır beraber çalıştığı iletişimcisiyle yollarını ayırdı. Bir sanki bir Simeone'de de bir nefes alma zamanı geldi. Bir detoksü geldi. Evet. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Simeone'nin bir detoks, bir futbol detoksu yapması lazım. Çünkü uzun süredir çok yani neredeyse 10 yıl oldu. Evet. İnanılmaz yoğunluklu bir şekilde çalışıyor. Ve evet. Ronaldo'lu Messi'li Real Madrid Barcelona'larla uğraştı. Şampiyonluk çıkardı. Yani ben, Şampiyonluk evet. çıkardı. Avrupa'da final yaptı. Avrupa'da kupa yaptı. O yüzden artık yavaş yavaş biraz rolantiyeye girdi. Suarezde Griezmann'lı başka bir oyun oldu. Olduğu da yani yaptığı da oldu. İşte geçen sene evet. şampiyonluk ama bu sene artık iyice düşüşe geçti. Bir de tabii Manchester United, Atletico Madrid eşleşmesi dediğimizde Ronaldo'dan konuşmadan olmaz. Kariyerinde en çok gol attığı takım, evet ikinci takım Atletico Madrid. 23 gol, 25 golü var. Bunun dışında Atletico Madrid'in 2018-19'da Juventus'a son 16'da elenmesi var. 2-0'ın rövanşında 3-0 yeniliyorlar. 3 goller Ronaldo'dan evet, geliyor. Canım. O da Atletico'yu görünce delleniyor olan modunda. O yüzden Ronaldo faktörü, Atletico faktörü biraz işi Manchester'a doğru çeviriyor. Bir de refrenlik faktörünü de ben ekliyorum et, e, oraya. O, o bende soru işareti biliyor musun? Bilemiyorum buralarda ne yapacağını. Yok çünkü Şampiyonlar Ligi'nde refrenlik yok. Ama muhtemelen şöyle, buna Göreceğiz. bir Şampiyonlar Ligi yani final odaklı değil de Öncelikle Atletico Madrid'e odaklı bakacaklar. Yani bir Premier Lig'de atıyorum. Siteye nasıl hazırlanacaksa. E, muhtemelen Atletico Madrid'de de e, o şekilde hazırlanacaktır. E, tabii Ralf Rangnick'i de şöyle değerlendirmek lazım. Bu adam iki buçuk sene kalmayacak o koltukta. Yani şu anda takımını en doğru şekilde analiz edip e, kuracağı yapıya doğru teknik direktörü getirerek değerlendireceğiz. Kalabilir ha. İşte ister mi onu onu bilmiyorum. Yani Ralf Rangnick genellikle işte zorla işte kendi içinde başında bulunduğu Red Bull grubunda Teknik direktör, uygun bir teknik direktör bulamadığı için 6 aylığına görevi de almıştı hatırla. Son, bundan önceki teknik direktör. Premier premierlik cezbedebilir ha. İşte cezbeder mi etmez mi onu bilmiyoruz. Hatta e, Leipzig'ten kovulan Hesam Arşı da ekibini alacağı konuşuluyordu. Bunda. Kabul etmemiş. Etmemiş evet. mi onu? O bilinç adam olarak kalmayı Aynen. daha istiyor demek ki. Hoca da yok ki getirebileceği. Yani onun tedrisatından çıkıp getirebileceği hoca yok. Işte Diego, oğlum senin artık lig detoksuna ihtiyacın var. Bir 3 ay dinlen. Ben seni eledikten sonra istifa et görevden. Seneye Manchester'ın başındasın der mi? Diego Simeone. frekansları uyar mı Simeone ile biraz şey onun altında çalışabilecek. Onun tedrisatından çıkmış. Ya işte Tuhel'ler, işte Hazen Utullar, Şimitler. Hiçbiri yok adam. Hazen getirsen infial çıkar yani. Adam Tabii canım. Southampton'ı kümede <laughs> tutabilir miyim mücadelesi veriyor. Roger Şimit olmaz. Ya yani PSV'den, PSV'den gelir mi? De. Bir şey ispatlaması lazım. Ee, hoca yok yani. Onun ya da o da tedrisatının dışına çıkacak. Şimdi Diego. Diego Simeone, Pochettino evet. olabilir. Bence bence Simeone'ye daha sıcak bakar. Bakar. Bak, bir izler şimdi. İzler şimdi. Bakar. Ha şey Paris Saint-Germain Real Madrid eşleşmesinde Real Madrid iç saha maçında Mbappe'yi bağlar. <laughs> Orada o işi çözer. Atletico'da Rallink'te Diogo'yu bağlar. bağlar. Bir üç ay ben seni bir tatile göndereyim der yani Almanya'ya. Evet. Bizim şeye. kara ormanlara. Orada bir kafanı dinle gel der. Peki. Senin favorin kim bu eşleşmede? Ben Manchester United evet, peki, yani. biz Manchest, Manchester'cıyız. Evet. Simeone'ye ulaşmaz umarım bu söylediklerimiz. <laughs>